Zeytinburnu Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 3. Geleneksel Kermesi Zeytinburnu Esnafı ve Kadınların desteğiyle Zeytinburnu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Yeğenim var, ne ev yemeklerinden kırtasiye ürünlerine, pastalardan tekstil ürünlerine kadar birçok ürünün satışının yapılacağı kermes 3 gün sürecek. Kermesten elde edilecek gelir ise Zeytinburnu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa anaokul yapımında kullanılacak. O zaman bu küçüklerden olsun ama. Kermese katılanlar arasında Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da vardı. Tamam, halka 20 liradan vereceğiz. Dün akşam şey yapıyorduk, 100 liradan. Kermeste açılış kurdelasını Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Gülmen Güven'le birlikte kesen Başkan Murat Aydın, kermeste satılan standları gezerek çeşitli ürünler satın aldı. O zaman bu küçüklerden olsun ama. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, anlamlı bir proje için bugün Zeytinburnu Meydanı'ndayız. Kadın elinin değdiği projeler nihayet bulur diye konuştu. Anlamlı bir proje için bugün Zeytinburnu Meydanı'ndayız. Kadınlarımız bir kermes düzenlediler. Bu kermesten elde edilen gelirlerle bir anaokulu yapmayı hedeflediler. Kadın elinin değdiği projeler nihayet bulur. Yani onda sıkıntımız yok. Halkımıza sahip çıkıyor özellikle kadınlarımız. Kendilerine teşekkür ederim. Geleneksel bir kermesimiz olsun istiyoruz. Daha çok bir festival havasında geçmesini arzuluyoruz. Anaokul projesi aslında bizim Kent Konseyi'nin, onu çok kısaca özetleyeceğim, başka bir projenin başlangıcı aslında. Bizim Eylül ayında aslında projeye çalışmalarımız başlıyor ama bu da bir ön ayağı diyelim. Cumartesi gününe kadar devam edecek kermeste resim yarışmaları, söyleşiler, şiir dinletisi ve yemek yarışması gibi birçok etkinlik gerçekleştirilecek.